İtalyanlar duyurdu. Galatasaray Kulüşevski'nin peşinde. Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bian Ponera News'un haberine göre Galatasaray'ın Juventus'un gözden çıkardığı Kulüşevski'yi kadrosuna katabileceği ifade edildi. Şampiyonlar Ligi için ciddi bir planlama içinde olan Sarı Kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncu için kiralık formülü üzerinde durduğu aktarıldı. Tottenham'da kiralık oynayan İsveçli oyuncunun Juventus'a geri dönmeyeceği belirtilirken Galatasaray'a transfer olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı. Premier Lig ekibiyle bu sezon 56 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol ve 16 asist üretti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray milli yıldızı bitiriyor. Galatasaray şampiyonluk ipini gösterecek 3 sezon sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hakkı kazandı. Tüm hesaplarını Devler Ligi'nde önce gruplara kalmak, ardından da ikinci tura çıkabilecek bir kadro oluşturmak için yapan Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor. Transfer çalışmalarında gaza basan Cimbom, yerli transferinde nokta atışı yapmak istiyor. Mert Müldür ismini gündeme getiren Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz yaz döneminde 8 milyon euroluk bonservisi nedeniyle bitirememişti. Yabancı sınırı sebebiyle yerli havuzunu güçlendirmek isteyen Aslan da gündeme hem sağ hem de sol bek olarak görev yapabilen 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür girdi. Geçen sezonun başında Mert'i ikna etse de Sassuolo'yla bir türlü anlaşamayan Galatasaray yeniden harekete geçti. Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk da yerli rotasyonunu genişletmek için Mert'i kadrosuna katmayı çok istiyor. İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı filebekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı Kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü Sarı Kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibe aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Muslera, Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 7 milyon euro. Galatasaray'dan forvete Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı Kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan, İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu ortaya çıktı. ...1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geçtiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü fizikli bir santrafor görmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Kariyerinde toplamda 209 maça çıkan Mateta bu maçlarda 82 gol atmayı başardı. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı Kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar.
Dries Mertens. Büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata. Performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol Yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica. İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu, performansıyla Nicolò Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu, kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı. Victor Nelson. Marka ile yakaladığı uyum sonrasında Brezilyalı stoperin gölgesinde kalan Danimarkalı oyuncu, Abdülkerim Bardakçı'yla da harika bir tandem yakaladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans sergileyen başarılı oyuncu da ilk zaferini yaşadı. Avrupa devlerine transferi için özgeçmişini de güncelledi. Abdülkerim Bardakçı. Coinspor'dan sarı kırmızılı renklere bağlanan Abdülkerim, Galatasaray taraftarına Marka'yı unutturdu. Savunmada verdiği güven, duran toplar kazanıldığında ceza alanındaki etkinliği ve attığı gollerde kritik zamanlarda sahneye çıkması şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi olmasına sebep oldu. Léo Dubois. Lyon'un kaptanı olarak kadroya katılan Fransız futbolcu, büyük umutlarla gelse de Boey'in olağanüstü performansı sonrasında arka planda kaldı. Ancak görev verildiği zaman layıkıyla yerine getiren tecrübeli isim de ilk kez şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Nicolò Zaniolo. Devre arasında 15 milyon euroluk bonservisle büyük sükse yaratarak Galatasaray'a imza atan İtalyan oyuncunun adı şimdiden Milan ve Inter gibi devlerle anılıyor. Henüz Cimom'da potansiyeline ulaşamasa da yıldız oyuncu İtalya milli takımından da davet aldı. Roma'da yaşadığı kötü dönemin ardından Zaniolo da şampiyonlukla kendine geldi. 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ımızda ilk kez lig şampiyonluğu kazanan diğer oyuncularsa Sam Adekugbe, Emin Bayram, Matias Ross, Yusuf Demir, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Koçuk, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş.